Herkese merhabalar. Birinci yazılı kampımız başlıyor. Dokuyun sınıf matematikle ilk dersimizle başlıyoruz. Dokuyun sınıf matematik yazısına süper bir şekilde hazırlanacağız. Biliyorsunuz programımızda çarşamba, perşembe, cuma toplam pazartesiye kadar toplam 9 adet yazılı kamp videomuz yayınlanacak ve birinci yazılıdaki bütün konuları halledeceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Şimdi ilk başta bu videoda ne yapacağımızı hemen özetlemek istiyorum. İlk başta birinci dönem yazılı konularını mantık, aynı zamanda kümeler, aynı zamanda denklem ve eşitsizlikleri özetleyeceğiz. Bu üç tane özeti yaptıktan sonra yani üç konudan özet yaptıktan sonra bazı arkadaşlarımız konular olarak buraya gelmemiş olabilirler. Yani sadece mantık ve kümelerden e, sınavı olacak arkadaşlarımız olabilir ama hiç sorun değil. Bunları da hemen ekstradan bir göstereceğiz. Peki biz bu konuları özetledikten sonra ne yapacağız? İşte bu özetlerden sonra da gerçekten soruları çözeceğiz. Yani yazılda çıkabilecek ayardaki, yazılda çıkabilecek kalitedeki soruları beraber çözeceğiz. Ve Sorularımızı çözdükten sonra da yazıyı hazırlanmış olacağız. Unutmayalım burada önemli ayrıntımız şu: Bu videomuzda belli noktalara YouTube'un özelliğinden gidebilirsiniz. Yani hangi dakikada hangi saniyede bu mesela kümeler başlıyor, hangi dakika saniyede denklem ve eşitsizlikler başlıyor, hangi dakika saniyede e, mantık soruları başlıyor, hangi dakika saniyede kümeler soruları başlıyor. Eksik olduğunuz yerleri de hızlıca izleyebilirsiniz çünkü bu konu özetleri birazcık uzun sürebiliyor ama hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yine kaydırarak da ilerleyip. Birisiniz. Ama tekrar söylüyorum bu anlatacağım özetler o kadar değerli ki bu özetlerin üzerinden sınavda sorular gelecek ve size hoca sorar aynı zamanda kesin çıkar kısımlarında göstereceğiz. Burada da karşımıza çıkacak. Hadi bakalım o zaman ilk dersimizle ilk konumuzla yani 9. sene matematikteki ilk konumuzla Birinci yazının ilk konusuyla mantıkla başlayalım. Bir kere mantık çok basitti aslında konu olarak ama insanın kafasını karıştıran bazı noktalar vardı. Bunları bir çözmemiz gerekiyor. Bir kere önerme diye bir şey var. Doğru bir, yanlış sıfırdır. Doğru veya yanlış diyebileceğimiz her şey önermedir. Mesela merhaba bir önerme değildir ama dünya yuvarlaktır bir önermedir. Çünkü doğru veya yanlış diyebiliyoruz buna. Peki bir ve sıfır dedik. Doğruluk değerlerini biz aslında denklik işaretiyle gösteriyoruz. Bir doğru sıfır yanlış. Hızlı geçiyorum bunları. P, Q, R gibi harfler kullanıyoruz. Mantık deyince P, Q, R gibi harfler aklımıza gelecek. Nasıl matematikte X, Y, Z'yi kullanıyorsak mantıklı P, Q, R'yi kullanıyoruz. P eğer birse bu önerme doğru demek. Bunun değilini de şöyle bir çentikle gösteriyoruz. Bunları herkes hatırlıyordur ama hızlı tekrar ediyorum. Merak etmeyin. Bunun çentiği de bunun tersi yani değili demek. Bu değili dediğimiz ifade ise bu 1 ise bu 0 oluyor. Eğer bu 0 olsaydı bu da 1 olurdu. Bunu da unutmayacağız. Peki geldik. Şimdi 5 tane işlem öğrenmiştik. Yani bu mantıkta toplamda 1 2 3 4 5 tane işlem öğrenmiştik. Bunların hepsini tekrar tekrar hatırlayalım. Veya işlemi vardı, V işlemi vardı, ya da işlemi vardı, ise vardı ancak ve ancak işlemleri vardı. Şimdi bu 5 tane işlemi çok hızlı jet hızıyla bir tekrar edelim bakalım. Bir kere. Ben bu işlemi yani veya işlemini Toplama gibi hatırlamam gerekiyor. Toplama gibiydi bu. Toplama gibi ne demek? Sıfır artı sıfır sıfırdır. Sıfır artı bir birdir. Bir artı sıfır birdir. Bir artı bir mantıkta iki diye bir sayı yoktur. O yüzden en yakın birdir diyoruz. Unutmayalım mantıkta iki tane sayı vardır. Bir ve sıfır. Yani mantık bir ve sıfırların üzerine kuruldur. Aynı bilgisayarlarımız gibi. Peki geldik o zaman bir 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 sıfır. Yani bir veya bir birdir. Bir veya sıfır birdir. Bu tablo da doğruluk tablosu dediğimiz ve bu işarette aslında veya işaret dediğimiz işaret. Geldik hemen bunları hatırlıyoruz zaten V'ye geçelim. V de çarpma gibiydi. Çarpma gibi nasıl oluyor? Bir kere bir bir, bir kere sıfır sıfır, sıfır kere bir sıfır, sıfır kere sıfır sıfır. Dolayısıyla burada V işleminde P ve Q'nun doğruluk değeri tablosunu bu şekilde oluşturmuş olduk. V böyle ters V, amuda kalkmış V gibi yazıyor veya ise normal V gibi yazıyor Onu da unutmayalım. Peki geldik ya da işlemine. Ya da işleminde de normalde veya'nın altına bir tane çizgi çizilmiş hali bu ya da demek. Ya da'daki kural da hani burada toplama gibi, uçaklama çaplama gibi bu aynıysa 0, farklıysa bir. Yani farklı olmasını seviyor o ya da bu o şu ya da bu gibi farklı olmasını seviyor ya da dolayısıyla farklı olmasını seversene ne yapar? Bir eder. Bir ya da sıfır birdir. Sıfır ya da bir birdir. Bunları hatırlayalım. Diğerleri sıfır oluyor. Peki geldik bir de ise kuralı vardı. İse de aslında inanılmaz önemli. İse işleminden yüzde bin trilyon soru gelecek. Yani bu burada bu bu ve bu. Bu üçünden yüzde bin trilyon soru geliyor. Kesinlikle her sınavda her sene geliyor. Biz bunu kaç senedir gözlemliyoruz. Gel bak P ise Q. Burada da bir tane yüz kuralımız var. Yani bir ise sıfır, sıfırdır. Onun dışındaki her şey birdir. İşte bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bir ise sıfır, sıfırdır. Bir ise bir, birdir. Sıfır ise bir, birdir. Sıfır ise sıfır, birdir. Dolayısıyla bunları da çok iyi net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yüz kuralından sınavda soru gelmeyen sene ben şu anda Öğretmenlik tarihinde hiç görmedim. Onu da söylemek istiyorum. Peki geldik bir de ancak ve ancak vardı. Ancak ve ancak çok da fazla sorunun gelmediği bir kısımdır. Onu söylemek istiyorum ama ise'den yüzde bin trilyon veya ve ve'den yüzde bin trilyon soru gelir. Yani bunlara eğer ben yıldız koyacak olursam bu veya ve'ye üç tane yıldız ise'ye hatta dört yıldız koymak istiyorum. Diğerlerine de tek yıldıza geçebilirim. Geldik ancak ve ancak da aynıyı seviyor. Aynı birdir. Farklı sıfırdır diye aklımda tutabiliriz. Bir ancak ve ancak bir birdir bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır diye aklında tutabiliriz. Şimdi bu beş tane kuralın üstüne biz neler inşa ettik? Bazı özel özellikler öğrendik. İşte bu özel özellikleri gerçekten de sınavlarda bayılıyorlar. Mesela şu ikisi kesin çıkacak ama değişme özelliği, birleşme özelliği çok fazla önemli şu an için değil. Hani birleşme özelliğini zaten herkes bilir yani o parantezleri silersin ama şu anda bak bu ikisi çok değerli. De Morgan kuralı denilen bir kuralımız var. Burada De Morgan kuralında P veya Q'nun değilini alacaksak eğer biz burada bunun değilini yani buradaki değilimizi her tarafa yansıtıyoruz buraya, buraya ve buraya yani üçüne de yansıtıyoruz. V'nin değili de V oluyor. Eğer V olsaydı V olacaktı. Dolayısıyla her işaretin, her işlemin değilini alıyoruz. Yani burada olan parantez içindeki her şeyin değilini alıyoruz. Unutmayalım, burası Demorgund'a önemli. Ve şunu da hatırlatayım hemen, bu çok önemli çünkü değilinin değili de, değilinin değili de kendisidir. Bu da sınavda sorularda çıkabilecek bir ayrıntı unutmayalım. Peki geldik bir de dağılma özelliği. Sınavlarda hocalar genellikle dağılma özelliğini çok seviyorlar. Dağılma özelliğinin ama bize hadi dağıt kardeşim diye sormuyor da tam tersine hadi ortak paranteze al diyor. Yani normalde bununla bunu bununla bunu dağıtıyoruz. Tamam. Parantezin dışındaki içeriye giriyor. İçerideki işlemse dışarıya çıkıyor. Tamam. Bu hatırlamamız gereken bir şey ama ekstradan bize sınavda bunu veriyor. Yani sınavda bu verilir, bu verilir ve ne sorulur biliyor musun? Buradaki aslında bize sorulur. Dolayısıyla biz burada P veya Q, P veya R gibi bir şey gördüysek ikisinde de ortak olan zımbırtıyı bulacağız ve bunu başa yazacağız. P veya P veya bunu başa yazdıktan sonra bu içerideki Q ve R'yi de olduğu gibi yazacağız içeri. Yani ortak paranteze almak gibi bir özellik. Değişme özelliği zaten bu çok basit. Veya da ve V'de değişme özelliği var. P veya Q, Q veya P tamam eyvallah. Burada da birleşme özelliği bütün işlemler aynıysa bak burada V var, burada da V var. O zaman ne gerek var paranteze? Umurunda bile değil parantez diyerekten bunları kaldırıyoruz ve parantezsiz bir şekilde istediğimiz iki taneyi bir araya getirebiliriz diyoruz. Peki geldik şimdi. Sınavda gerçekten de en fazla fazla çıkanlardan bir tanesi. Mesela bir şeyin değilini alıyoruz. Mesela P ise Q'nun değilini alacağız. Eğer ise'nin değilini sorarsan bana yok öyle bir şey. Mantıkta böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben bu ise'yi neye çevirmem gerekiyor? veya ve V'ye ve çevirmem gerekiyor. Yani bu ikisinden bir tanesi çevirmem gerekiyor. Veya ve V ve işlemleri aslında çok basit ve çok rahat buradaki demorgunla içeriye dağıtılabiliyor. Ama iserin demorgunu yok. O yüzden genellikle kıl sorularda, kıl sorularda bu karşımıza geliyor. P ise Q'yu bizim ilk başta P'nin değili veya Q'ye çevirmemiz gerekiyor. Yani birincinin değili, birincinin değili veya işlemine dönüşüyor. Bak ise veya işlemine dönüşüyor. Gerçekten zor bir şey bu. Sonrasında Q geliyor. Bu hatırlamamız gereken bir şey. Kıl sorularda karşımıza çıkar. Bizde de, içeride de bir tane kıl soru var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi geldik. Bir de P ise Q önermesinin karşıtı ne demek? tersine ne demek? Karşı tersine ne demek? Karşıtı çok basit. Yer değiştiriyorsun. Yani karşıtında böyle tık 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 ikisi birbirine yer değişiyor. P ise Q, ise Q ise Q ise P oluyor. Tersi ise ikisinin de değilini alıyorsun. Tersi aslında hemen şuraya yazmak istiyorum. Değili demek. Tersi yani birin tersi nedir? Sıfırdır. Sıfırın tersi nedir? Biridir. Sıfırın değil nedir? Biridir. Birin de değili nedir? Sıfırdır. Onun gibi düşünelim. Tersi değil demek. Karşıtı yer değiştirmek demek. Karşıt tersi de hem yer değiştir hem tersini al. P ise Q'nun e, karşıt tersi. Zaten genellikle sınavlarda bu sorulur. Sınavlarda sorulursa bu sorulur. Q'nun değili ise P'nin değeri olur diyoruz. Şimdi geldik niceleyicilere. Artık konumuzun sonu aslında. E, konumuzun sonundaki niceleyicilerde de şunu bilmemiz gerekiyor. Bu her demek bu da bazı demek. Yani ben eğer şöyle bir şey yazarsam her x elemanıdır doğal sayılar. Bu her doğal sayı demek aslında. Burada bazı işaret olsaydı bazı doğal sayılar diyecekti aslında. Peki burada ne yapıyoruz? Genellikle bu niceleyiciler konusunda bir değilini bulur musun bana evladım diye sorarlar. Biz bu durumda bazı şeyleri Her işleminin değili bazıdır aslında. Yani bunlar birbirinin tersidir aslında. Ve aynı zamanda eşittir'in değili eşit değildir. Bu önemli. Ee, eşittir'in değili eşit değildir. Büyük türün değil mesela küçük veya eşittir. Çok dikkat edin. Büyük türün değil. İnsan aklına hep hemen geliyor ki küçüktür. O zaman hayır öyle değil şey. Küçük veya eşittir. Veya mesela şöyle bir şey sorayım sana. Ee, küçük veya eşittirin değil nedir desek o zaman da büyüktür olacak. Yani bu çizgisi olmayan olacak. Çizgisi yoksa olan, çizgisi varsa olmayan olacak. Bunlar özellikler sorularda göstereceğim. Şimdi geldik kümelerin bir mini tekrarını yapmaya. Hızlı tekrar, özet tekrar. Hemen bir kere kümelerde bir kümeyi biz liste yöntemiyle A yazıyoruz, eşittir yazıyoruz. Süslü parantezimizi açıyoruz, kapatıyoruz, bitiyor. Bunun içine yazdığımız her şey bir elemandır. Virgüller aralarındaki e, şeyi elemanlara ayırır. Bu bir elemandır, bu bir elemandır e, ve bu da bir elemandır. Kıl bir şey. Yani burada aslında B virgül C parantezli bir şekilde bu kümenin elemanıdır. Bunu da unutmayalım. Kıl bir özellik biliyorum ama virgüllerle ayrılan her şey şu parantezin içerisindeki. Bu parantezi de böyle kafamızı karıştırmak için verirler. Peki buradaki kümede 3 tane eleman vardır. SA elemanın sayısı demek aslında 3'tür. A elemanıdır A'nın. Yani şu küçük A elemanıdır. Ama B elemanı değildir A'nın. Çünkü BC bu elemanıdır A'nın. Unutmayalım. Burada kıl bir şey var. Bunu da özellikle hatırlayalım. En elemanlı kümenin iki üzeri en tane alt kümesi vardır. Bu da aklımızın bir yerinde kalsın. kim kesin çıkacak yerlere geliyoruz. Yani gerçekten de kesin çıkacak yerlerden e, bunlar zaten. Bu kısmı çok önemli. Ama bunları da bilmemiz gerekiyor. Mesela B, A, A kümesi B'nin içerisinde bir küme. Yani A B'nin alt kümesidir. Alt kümesi işareti bu şekilde yazıyor. Bir de altına çizgi çekiyoruz. Yani eşit de olabilir demek aslında bu. Boş küme de her kümenin alt kümesidir. Mesela e, boş küme boş küme A'nın alt kümesidir de yazabilirdik aslında istesek. B ele alt kümesidir B'nin. Yani her küme kendisinin alt kümesidir diyoruz. Bundan unutmayalım. Eğer bize böyle bir şey verirse bir üniversite sınav sorusuydu bu aslında. Yani ÖSYM bunu e, soruyor ve bu soruyu okuldaki hocalarımızdan da bazıları sorabilirler. Eğer böyle bir şey verirse diyeceğiz ki e, bu kümeler birbirine eşittir. Yani A, B'nin alt kümesi, B, A'nın alt kümesi. O zaman bunlar birbirine eşit kümelerdir diyoruz evladım benim. Geldik. Şimdi geldik burada birleşime iş esas aslında burada kesişimde her şey kesişim ve birleşimde aslında bütün tipleri burada çıkıyor karşımıza. Bak iki tane küme var A ve B kümesi. Bu yuvarlaklar kümeleri temsil ediyor Venn şemasıyla gösterimle. Eğer ben A birleşim B dersem yani kümelerdeki işlemede birleşim işlemini söylersem bu birleşim işlemi hızlı geçiyorum bunları bunların hepsi demek. Yani evet. eğer ben bu nedir dersem bunun eleman sayısı nedir dersem Hatta şöyle yazarım. A birleşim B'nin eleman sayısı bu, 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 bu üç tanesinin toplamıdır. Bu ne demek biliyor musun? Bu aslında şöyle. Elemanları bazen bazen insanlar şöyle yazarlar. Buraya mesela İki yazarlar nokta koyarlar, üç yazarlar nokta koyarlar, dört yazarlar nokta koyarlar, beş yazarlar nokta koyarlar, yedi yazarlar nokta koyarlar, sekiz yazarlar nokta koyarlar. Şimdi bu A kümesi B kümesinin elemanları aslında A kümesinin elemanları iki, üç, dört ve beştir. Beş ortaktır ama A kümesinin de içindedir. B kümesinin elemanları yedi ve sekizdir. Süper sadece A'da olanlar A fark B'dir ve 2 3 4'tür mesela. Sadece B'de olanlar B fark A'dır. Bu böyle gösterilir. B fark A diye gösterilir. Hatta bazen de şöyle de yazılır. Unutmayalım. Bu da 7 ve 8'dir. İkisinin de ortağı olanlar kesişimler 5'tir mesela burada. Peki bazen de sorularda şöyle daha doğrusu işlem yapmamız gerekebilir. A kümesi B kümesi işlem yaparken biz yazarız bunu buraya 4 yazar buraya 5 yazar buraya 6 yazar. Bak hiç nokta koymadı. Eğer böyle bir şey varsa bu eleman sayısını gösterir. Yani bu ikisinin kesiştiği bu yerde 5 eleman vardır demek bu. Bu A fark B'de 4 eleman. B fark A'da 6 eleman vardı demek bu. Bu X, Y, Z'yi de o yüzden yazın. Mesela A birleşim B'nin eleman sayılarının toplamı X artı Y artı Z'dir. Yani hepsini soruyor bize aslında. Bütün hepsini soruyor. Eğer bize A fark B'nin elemanlarını sorsaydı böyle yazardık. Eleman sayısını S diye yazıyorduk. O zaman burası da X olacaktı. Eğer bize B fark A'nın eleman sayısını sorsaydı bu şekilde de yazabiliriz bu arada. O zaman bu da Z olacaktı. Eğer bize A kesişim B'nin eleman sayısını sorsaydı böyle gösterirdim. Ve ne yazmam gerekiyor? Y yazmam gerekiyor. Bunlar aşırı kritik, aşırı önemli ve aşırı sınavda çıkan sorular. Ve zaten şimdi içeride sorular çözeceğiz seninle beraber. Peki Geldik evrensel küme olayına ama şunu şunu yapalım bu kesin çıkar olayını göstereyim sana şimdi. Bak A birleşim B'nin eleman sayısı yani bütün hepsinin eleman sayısı A'nın eleman sayısı X artı Y'dir dikkat ederim. Bu A'nın eleman sayısı nedir desem X artı Y'dir. Hemen yazıyorum X artı Y. B'nin eleman sayısı bu ikisinin toplamı yani Y artı Z'dir. Bak bu bu harflerle birazcık uğraşabilmemiz gerekiyor burada. Sonrasında bunun içerisinden de bunları topla diyor. Bunun içerisinden de ikisinin kesişimini çıkar diyor. Bak deneyelim mi sana beraber? Bak y'ler birbirini götürürsen olur. X artı y artı z. Tam ilk başta bulduğumuz bu zımbırtı çıkar diyoruz. Bu sınavda yüzde yüz çıkıyor. Bu kuralı çok seviyorlar ve çok soruyorlar. Sorulmayan sene ben hayatımda görmedim. Geldik bir de evrensel küme olayına. Evrensel kümede de koskocaman bütün kümeleri kapsayan bir küme hayal ediyoruz. Buna biz E harfini veriyoruz. Evrensel küme olduğu için. Ve bu da A kümesi diyelim. Şimdi eğer bize eğer bize A kümesini soruyorsa bu mavi olan. Eğer bize A'nın dışındaki her şey bak A'nın dışındaki her şeyi soruyorsa A'nın dışındaki her şey soruyorsa A'nın tümleyenini soruyor demektir. Bu da aynı mantıktaki gibi böyle çentik atmak demektir. İşte bu da bu pembiş yerdir diyebiliriz. Yani A'nın dışındaki her yer A'nın aslında evrensel küme ile arasında kalan zımbırtı şu taralı alandır tümleyeni diyoruz. Tümleyen kavramı da sınavlarda karşımıza gelebiliyor. Şimdi geldik artık kümelerin sonuna. Tabii küme problemleri bu öğrettiğimiz yöntemle çözülüyor. Çok güzel problemler de var içeride. Şimdi geldik A, A ve B elemanlarına sahip olsun. B de 1, 2, 3 elemanlarına sahip olsun. Tamam. Eğer biz kartezyen çarpım yapacaksak kartezyen çarpımı nasıl yapıyoruz? E, diyoruz ki A'nın elemanlarıyla B'nin elemanlarını eşleştirme yapalım. Ve bunun sonucunda sıralı ikililer oluşsun. Gel yani mesela A ile 1'i eşleştirdim. Bu bir sıralı ikili olsun. Bu sıralı ikili çok değerli. Sıralı ikilinin sırası önemli. Zaten adı üstünde sıralı ikili. Yani sırası önemli bunun. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor burada? A çarpı B diyor. O zaman ilk eleman A'dan alınacak... İkinci eleman B'den alacak ve bu bir sıralı ikili oluşturacak. Nasıl eskiden hani koordinat sisteminde falan filan gösteriyorduk ya. Mesela şurası 3 diyelim, şurası 2 diyelim. İşte bu ikisinin kesiştiği şu nokta, mesela ee, R noktası diyelim. Ne olurdu? 3 virgül x'ini yazardık ilk başta. Sonra da y'sini yazardık. 3 virgül 2. İşte bu parantez içinde yazım formatı aslında burada da karşımıza geliyor. Yani bu bir nokta aslında koordinat sisteminde. A1, A1, A2, A3 noktası, B1 noktası, B2 noktası, B3 noktası. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıralı ikili çıkmış. Ve A çarpı B e, kümesi ya kart, çarpım kümesi, kartezyen çarpım kümesi 6 elemanlı 6 noktadan oluşuyor. Ve bu kümeyi böyle de süslü parantezleriyle kapatıyoruz. Bu virgüllerde elemanların arasını ayırıyor diyebiliriz. İşte bu altı tane eleman aslında bunun iki elemanı var. Bunun üç tane elemanı var. 2 çarpı 3'ten bulunuyor. Yani bunun 2, bunun 3 eleman toplamda 6 tane elemanlı bir kartezyen çarpım kümesidir diyoruz. İşte bu kadar. O zaman kümeleri de tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra göreceklerimiz aslında bazı okullarda gösterilmedi. Bazı okullarda EBOB EKOK'a bile gelindi. Ama bazı okullarda hiç kümeleri bile geçmedi. O yüzden biz birazcık çıkacağız dışarısına. Ama bu mesela bu konuyu görmediyseniz okulunuzda ve sınavda çıkmayacaksa hemen atlayın sorulara geçin. Burada aşağıda kaydırma var. Kaydırmadan e, hani bölümleri seçebiliyorsunuz. Hangi bölüme gitmek istiyorum? İşte soru çözümüne mi gitmek istiyorum? İşte mantık anlatımına mı gitmek istiyorum? Hemen seçebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunu hemen tekrar edelim. Bir kere denklem ve çizgilerde sayı kümeleriyle başlıyordu. Bütün e, kü sayılara biz reel sayılar diyorduk. Bunu R ile gösteriyorduk. Reel sayılar veya biz bunu aslında Türkçe ifadeyle gerçek sayılar kümesi diyorduk. Ve bunun içerisinde rasyonel ve irrasyonel sayılarımız vardı. Rasyonel sayılarda normal bizim bildiğimiz 2, 3, eksi 1, eksi 4, 3 bölü 5, eksi 1 bölü 2 bunlar rasyonel sayılar. Bir de irrasyonel sayılar vardı. Bunlar da pi, aynı zamanda karekök 2, aynı zamanda eksi karekök 15 gibi karekökün dışına çıkamayan mesela karekök 3 gibi karekökün dışına çıkamayan sayılardı. Unutmayalım Burada aslında bizim bilmemiz gereken rasyonel sayılara çok odaklanmamız gerekiyor. Rasyonel sayıların içerisinde de eksi 1 bölü 2, üç 3 bölü 5 falan filan var. 3 tam onda 2 devirli. Devirli sayılar bu arada rasyonel sayıları unutmayalım. Ama bunların yanında bir de tam sayılarımız var. Z tam sayıları göstermek. Bu rasyonel sayılar, rasyonel sayılar. Bu irrasyonel sayılar. Bu tam sayılar. Z ile gösteriliyor. Çok karşımıza gelecek tam sayılar. E, ee, aynı zamanda ne? Natural doğal sayılar diyoruz. Ve doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle devam ediyor. Eksilerde Do, ...tam sayıların içerisine giriyor diyoruz. Tamam bu çok fazla uzatmıyorum. Geldik sayı doğrusunda biliyorsunuz sıfır nötr'dür. Pozitif sayılar ve negatif sayılar sıfırın işareti yoktur diyoruz. Geldik bölme bölünümü bey Zaten burası aslında bizim için değerli. Yani burada karşımıza çıkacak sorular. Bölme ve bölüneme de ilk başta bölmeyle başlayalım. Eğer ben bir sayıyı başka bir sayıya bölüyor isem... ...ve sonuçta bir şey çıkıyorsa ve kalan da oluyorsa... ...bak buna biz... ...kalan adını veriyorduk. Bu çok değerli. Buna biz... E, ...bölen adını veriyoruz. Çünkü A'yı bölen zımbırtı. Bu da bölünen... Adı, pardon, bölüm özür dilerim. Bu da bölünen adını alıyor. Şimdi bunları çok eski sınıflarda... ...öğrenmiştik. Ama buradaki kural aslında çok basit. Yani ben eğer... ...mesela onu ...5'e, pardon 10'u e, şöyle diyelim... ...10'u... ...3'e bölüyorum. 3 kere 3, 9... Elde var bir. Bu kalandır. Bu... Ee, bu ikisinin çarpımı 9 artı 1 bu eder. Yani ben eğer bölünene ulaşmak istiyorsam bu ikisini çarpacağım ve buna ekleyeceğim. O zaman ne diyormuşuz? B ile C'yi çarp, K'yi ekle yani bölüneni bulursun. Peki bir kuralımız bu. Bu sınavda %99 çıkar eğer sınavda gösterir size. Bir de kuralımız şu, bu zımbırtı her zaman bundan küçük olmak zorunda. Yani kalan hiçbir zaman bölenden daha büyük olmaz. Eğer burası büyük olursa zaten tekrar bölünür. O, çünkü bölmenin mantığına ters oluyor. Dolayısıyla kalan her zaman ama her zaman bölenden e, ne olur diyoruz, küçük olur diyoruz. Tabii sıfırda kadar düşebilir. Yani sıfır olursa ne olur? Sıfır olduğu zaman da tam bölünür diyoruz. Burada zaten yazdık pardon. Burada yazmışım zaten. K eşittir sıfır olursa A, B'ye tam bölünür diyoruz. Bölünebilme kuralları karşımıza gelir. Burada nasıl soru gelir? Burada tabii ki şunu bize e, test etme gereken sorular gelebilir. Tabii ki bölünebilme kurallarından daha fazla soru gelebilir. Şimdi 2 ile bölünme kuralı e, birler basamağı çift olacak. 3'e ile bölünme kuralı rakamları toplamı. Bak rakamları toplamayı buraya alıyorum. Bunlar rakamları toplamı. 3 ve 9 da rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. 2... 2'de birler basamağı çift olacak. 4'te birler ve onlar basamağı ya 0, 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Birler ve onlar basamağı ikisi beraber. Yani son iki basamağı diyoruz. 5'le bölünmede birler basamağı 0 ya da 5 olacak. Çok basit. Bu 0 ya da 5 olsa bölünür. E burada mesela 25 25'e bölünür mesela. 25 5'e bölünür mesela. 8'de de son 3 basamağına bakıyoruz. 0 0 0 ya da 8'in katı olacak bu çok çıkmaz ama 3 9 o kadar popüler ki aynı zamanda 10 birler basamağı 0 olması gerekiyor burası 0 ya da 5 olması gerekiyor 11 ile bölebilme kuralı kıldır birazcık. Eğer böyle bir sayı varsa karşımızda bunları artı eksi artı eksi artı eksi veriyoruz. Sağdan başlayarak sola doğru. Artıları topla eksileri topla birbirlerinden çıkar ve 11'in katı olması gerekiyor diyoruz. Bu da önemli değil aslında çok fazla çok zor sorularda çıkar. Ama şunu bileceğiz 6 ile bölünme kuralı dediğimiz zaman hem 2 hem 3 ile bölünecek. 30 ile bölünme kuralı dediğimiz zaman hem 3 hem 5 hem 10 ile bölünecek. E, 6 ile 5 demiyorum çünkü 6 ile bölünebilmenin kendine ait özel bir kuralı yok. 6 kere 5 ile 30 aslında. Yani kendi aralarında asıl iki çarpanına bakıyorsun. 45 ile bölünme kuralı 5 ve 9 demek mesela diyoruz. Onları bölünüyorsa 5 ve 9'a bölünebiliyorsa 45'e bölünebilir diyoruz. Oh be sonunda bitirdik. Özetimizi bittikten sonra şimdi hemen sizinle beraber soruların çözümüne geçeceğiz. Soruların çözümüne geçelim bakalım. Hadi bakalım hayırlısı yazılı dersimiz başlasın. Bir kere ilk başta hemen ilk başta şunu vermek istiyorum. Sıfırdan dokuza kitabımız olan arkadaşlar konu anlatımlı soru bankasında hemen size sınavda çıkabilecek kısımların... E, ünite tekrarlarını göstermek istiyorum. Burada kümelere kadar mutlaka sınavlarda soracaklardır. Buradaki test geçleri lütfen yapalım. Kümelerle alakalı ve aynı zamanda mantıkla alakalı buradaki test geçlerimizi de mutlaka yapalım ve aynı zamanda fazla uzatmıyorum. Dinamo Matematik Soru Bankamızdan da burada biliyorsunuz burada aslında bizim bütün e, tarz çalışmalarımıza uygun özellikle yazılıya hazırlık kısımlarımız da var. Yazılıya hazırlık kısımlarını çalışabilirsiniz. Kümelerle alakalı. ALFL testlerini çözebilirsiniz. ÖSYM tarz testleri çözebilirsiniz. Ama yazıdan önce ünite tekrarları çözseniz daha mantıklı olur. Bir de tarama testlerini çözebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki kazanımlardan kendimizi kontrol edebiliriz. Kazanımlar belli çünkü Milliyetin Bakanlığı müfredatında ve aynı zamanda da buradaki yazılıya hazırlık kısımlarını çözebiliriz. Mantıklı alakalı. O zaman hadi bakalım İlk sorumuzla başlangıcı yapalım. Şimdi ilk sorumuz şu. P diyor önerme olarak vermiş. Asal olan dört rakam vardır demiş. Q önermesi ordu karadenizde bir elimizdir. R önermesi en küçük negatif tam sayı eksi birdir. Tamam bunları vermiş. Sonrasında bu arada bu soruları çözerken isterseniz durdurun. Bizim bu ilk başta gösterdiğimiz e, buradaki e, örnekler vardı ya. Buradaki sayfaları da çıktı alabilirsiniz biliyorsunuz bunları da. Bunlarla çalışarak... Bir kendiniz yapmaya çalışın. Yapamazsanız benim çözümümü izleyin. Çünkü bu sorular çok değerli. Tam da sınava çıkabilecek ayarda sorular hazırladık sizin için. Hadi bakalım o zaman siz de bu çalışma tekniğiyle hem de sınava gerçekten böyle elinize kalem olarak çalışmış olursunuz. Gel Önermelerine göre bu ifadenin önermesinin doğruluk değerini yani bir mi sıfır mı onu bul diyor bana. O zaman bize sorduğu şey şu. Bir mi sıfır mı? Bize sorduğu zımbırtı bu. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi P asal olan dört rakam vardı. Asal olan rakamları sayalım bakalım. Bir kere rakamlar neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 10 tane rakam var. Bunlardan asal olanlar hangileri? Asal sayı deyince iki aklımıza gelecek. Üç gelecek. Yani kendisi ve birden başka bir böleni olmayan sayılar. Beş gelecek. Yedi gelecek. Başka da bir asal sayı yok. Yani e, altı asal değil ikiye bölünür. Sekiz de üç, ikiye bölünür. Dokuz üçe bölünür. Dört ikiye bölünür. Bir zaten asal sayı değildir. Sıfır da asal sayı değildir. Dolayısıyla asal olan dört rakam vardır. Doğru bir önerim. O zaman ben şöyle yazıyorum. P'nin doğruluk değeri birdir. Bak bunu buldum bile süper. Devam ediyorum. Q Ordu Karadeniz'de bir ilimizdir. Ordu Karadeniz'de mi? Evet. Dolayısıyla bu doğru bir önerme. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Q önermemiz de doğruluk değer açısından birdir. Bunlar basit. Devam ediyoruz. En küçük negatif tam sayı eksi birdir. Şimdi negatif tam sayılardan en küçüğü eksi sonsuzdur. Eksi 999 bin Çünkü sayı doğrusunda aslında sıfır burasıysa... Burası bir, burası eksi birdi ya. Burası eksi ikidi ya. Sıfırın sol tarafı bak sağa doğru gittikçe sayılar büyürdü. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada en büyük negatif tam sayı eksi birdir demesi gerekiyordu. Bunu yanlış söylemiş. En küçük negatif tam sayı buradan Allah bir sonsuza kadar giderim Dolayısıyla bu yanlış bir önerme. R denktir sıfıra. Şimdi bunları bulduktan sonra bize ne verirse versin çocuk oyuncağı. Çünkü bak bize ne vermişti? Şu zımbırtıyı vermişti. Hemen şöyle yapalım. Şu zımbırtının aynısını bu aşağıya yazıyorum. Bak parantezi açtım. P neydi? 1'di. O zaman 1 yazdım. İse diyorum sonra. Sonra Q'nun değili. Q'nun kendisi 1. O zaman değili sıfırdır. Bitti bu kadar. Süper. Devam ediyorum. Çünkü birse değil. Çünkü Q'nun kendisi bir. Dolayısıyla geçtik bunu. Veya diyorum. Sonra bu parantezi koydum. Veya'yı koydum. Aynısını yazıyorum. bir şey yapmıyorum. onsa sonra parantezi açtım. Sonra R'nin değilini. Şimdi R sıfırdı. E değil nedir? Kendisi tersidir. Yani birdir. Süper. Ancak ve ancak işlemini koyuyorum. Sonrası P'nin değil. P de O zaman değil de sıfırdı diyoruz. Oh be ne kadar basitmiş. Sonra diyorum ki bak bunu böyle yazdıktan sonra bir ise sıfır. Hemen buradan buradaki özetler bizim için çok değerli. Bakın yüz kralı vardı bu kesin çıkar dedim ve her sınavda istisnası çıkar. O zaman bir ise sıfır sıfırdır diyorum sıfır. Veya yazıyor bak bunun sonucunu bulduk buraya yazdık. Sonra veya işlemi vardı veya aynısını yazıyorum. Ee, ondan sonra bir ancak ve ancak sıfır. Hemen bakıyorum ancak ve ancak aynı ise bir oluyordu süper. Ama bunlar farklı. Farklıysa sıfır olurdu. O zaman tak diye sıfır diyorum. Şimdi sıfır veya sıfır. Bu veya işlemi nasıl gibiydi? Bak hep bu notlarından örnek alıyorum. Veya işlemi toplama gibiydi. E toplama işlemi sıfır artı sıfır sıfırdır. Cevabımızı, doğruluk değerimizi muhteşem bir şekilde bulmuş olduk. Geldik önermesinin en sade halini bulunuz demiş bize. Şimdi en sade halinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere en sade hali sorusu yüzde %99 sınavda gelir. Gelmeyen sene yok yine aynı şekilde. Zaten burada kesin çıkanları yapıyoruz beraber. Şimdi bir kere burada demiş ki bize e, P ve P ise Q demiş. Burada da bir tane daha ise var. Bizim burada yapmamız gereken şey aslında bizim, bizim bu ilk öğrendiğimiz bu ise'yi böyle bir veya'ya çevirsek de bir rahatlasak hani şu kural var demiştik ya kıl sorularda gelir demiştik. Bak bu ise aslında P değili veya Q'ya dönüştürülebiliyor. O zaman biz diyeceğiz ki bu ise'yi bir neydi hemen hatırlayalım. P ise Q aslında P'nin değili veya Q'ydu. Bu özelliği lütfen lütfen bilelim bu sınavda hocalar gerçekten de sorar diyoruz. Burası bizim için çok değerli. O zaman önermesinin en sade bulacakken bunu aynen yazıyorum. Bak şöyle bir parantez var. Böyle yazdım. Sonra P yazdım. Sonra V yazdım. Sonra bunun yerine artık P'nin değili veya Q yazdım. Süper. Bunu kapattım. Sonra köşeli parantez vardı. Sonra ise vardı. Sonra Q vardı. Aynısını yazdım. Ondan sonra diyorum ki burada dikkat edelim V işlemi veya işlemi farklı işlemler. O zaman niye bu bunun üzerine dağılmıyor? Şöyle bununla bunu, bununla bunu. Hadi dağıtalım bakalım. Dağıttığımız zaman karşımıza geliyor. P V işlemi yani bu ikisi beraber dağılıyor. P ve bu geliyor. Sonra bununla bunu dağıtacağız. P ve Q geliyor. Sonra bunların arasına da bunların arasına da içerideki işlemi koyacağız. Yani bak kıllık burada aslında. İçerideki işlem dışarıya çıkıyor, parantezin dışına çıkıyor. Peki geldik sonrasında ne vardı? Bunların etrafında bir köşeli parantez, sonra ise Q vardı. Devam ediyorum işlemlerimizi yapmaya. Şimdi bunu biraz düzgün yazalım, çekinleştirelim Şimdi burada P ve P'nin değili var. Burası çok önemli. V işlemine ne demiştik? V işlemi buradaki işlemimiz aslında şöyle hatırlayalım. Bu işlem çarpma gibiydi bu işlemde toplama gibiydi hatırlayalım. Şimdi P ve P'nin değili. Ya bunlardan bir tanesi 1'dir, bir tanesi 0'dır. 1 kere 0 nedir dersek? Çünkü bu çarpma işlemi gibiydi. 1 kere 0 nedir? 0'dır. E sıfır kere bir de sıfır Dolayısıyla bir tanesi biri bir tanesi sıfır. Öğrendikten sonra o zaman bunun cevabı fazla uzatmaya gerek yok. Senin cevabın sıfır kardeşim diyerekten burada fırçamızı atıyoruz arkadaşımıza. Sonra veya işlemi geliyor. Sonra bu zımbırtı geliyor. Yani neydi bu zımbırtımızda? P, ve Q geliyor. En yani sade haline adım adım ilerliyorum. Birazcık sabır taşı biliyorum. Şimdi bundan sonra diyorum ki ya sıfır veya bir şey. E sıfır ne demekti? to, pardon veya işlemi ne demekti? Toplama gibiydi. Ya veya işlemi toplama gibi ise sıfırla bir şeyin toplamı nedir? Kendisidir. Mesela sıfır artı beş, beştir. Sıfır artı sekiz, sekizdir. Sıfır artı yüz, yüzdür. Dolayısıyla kendisidir. Dolayısıyla diyorum ki ya sıfırın bir önemi yok. O zaman bunun cevabı aslında P ve Q'dur aslında. Şöyle köşeli parantezimizi koyalım. Bu köşeli parantez kalıyor hala. Sonra ise Q geliyor. Hmm. Sonra diyorum ki, sonra diyorum ki bu iseyi de bir şu zımbırtıya çevirelim. Buradaki çevirmedeki kuralımız neydi? Bu kıl soru, kıl soruda bu çevirme soruyu soruyorlar. Şimdi bu birinci diyelim, bu birinci diyelim, bu da ikinci diyelim. Bak birinci ise ikinci. Birincinin değilini alıyoruz veya ikincinin aynısını yazıyoruz. Bak ikincinin aynısını yazmışız. Birincinin değilini almışız. O zaman diyorum ki ya bunun bir değilini alalım. Yani şu zımbırtının P ve Q'nun bir değilini alalım bakalım. Köşeli parantez, normal parantez fark etmez artık. Ondan sonra bu işlem, bu ise işlemi veya dönüşsün ve ikincinin de aynısını yazalım demiştik. O zaman bu şekilde getirdik. Sonra, sonra artık bu içeriye demorguna başlayabilirim. Demorgun neydi? Bu içine ikisi, üçü de dağılıyordu. Üçüne dağılırsa bak ne yapıyorum? Hop, P'nin değili. Bunu dağıttım. Bu V işleminin te, e, değili veyadır. Bunun tersi bu ikisinin birinin tersidir. Veyadır. Sonra Q'nun değili de bu şekilde yazıyoruz. Sonrasında veya veya ne geliyordu? Q geliyordu. Şimdi işte dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Daha önce de vardı çok dananın kuyruğunun koptuğu yerler ama burası önemli. Bak dikkat et. Bu da veya bu da veya. E o zaman ne gerek var paranteze kardeşim? Sil parantezleri baştan. Şunları sil yok et. Çünkü bütün hepsi veya olmuş zaten. Sildiğimiz zaman karşımıza ne geliyor biliyor musun? Karşımıza Q'nun değili veya Q geliyor. Bu ne demekti? Bu toplama gibiydi. O zaman bunlardan bir tanesi bir, bir tanesi sıfır olmak zorunda. Bu bir olursa bu sıfır olur. Bu sıfır olursa bu bir olur. Hiç fark etmez. Bu sıfır olursa bu bir olur. Dolayısıyla bir artı sıfır nedir? Birdir. O zaman bunun cevabı her durumda bir o zaman diyorum ki p'nin değili veya buradaki işlem bunun cevabı da birdir. Başka hiç kaçarı yoktur. Ve son durumda, son durumda P'nin değil veya bir. E bu ne demekti? Toplama gibiydi. Birle bir şey toplanırsak ne çıkar? E matematik iki, işte mantıkta iki yoktur ki. O zaman kesinlikle ve kesinlikle bir olmak zorunda. Bunun cevabı da başka hiç kaçarı yok. Çünkü sıfır olsa da bir olur. Sıfır artı bir birdir. Bir olsa da bir olur. Bir artı bir birdir. Diyoruz. En sade halini bir şeklinde bulmuş olduk. Geldik hemen olduğuna göre demiş, önermesinin doğruluk değerini bulun demiş. Şimdi şöyle bir önerme vermiş bize, doğruluk değeri 1 demiş. Burada şuna dikkat edelim, şurada koskocaman bir köşeli parantez var, üstünde bir çentik var. Yani içerideki hiçbir şeyi bilmiyorum desem, yani şurayı böyle komple kapatsam, desek ki bu parantez içinde ne var? Hiç ilgilenmiyorum kardeşim. Bu parantezin içindekini bilmiyorum kardeşim desek. Bunun üzerinde çentik var ve bir çıkmışsa sonucu. O parantezin içindeki mesela diyelim ki buna öküz diyelim. Bu parantezin içindeki öküz nedir desem sana. Öküzün değili birse öküzün kendisi sıfırdır. Dolayısıyla öküzün kendisi yani şu zımbırtı. P'nin ise ondan sonra R veya Q'nun değili bunu kapattım. Bunun sonucu sıfır olmak zorunda. Çünkü bunun değili birdi. O zaman kendisi sıfırdır. Aynı o öküz örneğindeki gibi. Peki bunu yazdık süper. Peki Allah Allah ise var. Oo, işte her sınavda çıkar dediğim sana yüz kuralı istisnasız her sınavda çıkar. Bu yüz kuralı var ya diyordu ki bize eğer ise sıfır çıktıysa yüzde yüz tek bir şey vardır. Eğer ise sıfır çıktıysa Sadece tek bir seçenek var. Tek seçenek. O nedir? Bir ise sıfırdır. Yani bu birdir, bu da sıfırdır. Neden çıktı böyle bir şey? Çünkü bak bir ise bir, birdir. Birdir. Bir ise sıfır, sıfırdır. Sıfır ise bir, yine birdir. Sıfır ise sıfır, yine birdir. Ya hep bir çıkıyor, sadece tek bir yerde sıfır çıkıyor. İşte ise de sıfırı görünce hemen böyle evreka evreka diyeceksiniz. Ve sonrasında ne olacak? Bu o zaman birdir diyeceksin... Bu da o zaman sıfırdır diyeceksin. O zaman oh be P'nin doğruluk değerini bulduk. P'nin doğruluk değeri birdir. Peki şu zımbırtı da sıfırmış. Yani hemen bunu yazmaya çalışıyorum. R veya Q'nun de değilinin sonucu da sıfır olacakmış. E ne zaman böyle bir şey olabilir? Yani bu ikisi bu ne demekti? Aslında hemen hatırlayalım. Bu işlem V'ydi. Çarpma gibiydi. Hemen bunları not alabilirsiniz bu arada. Bu da toplama gibiydi. Ya Kardeşim iki şey toplanınca sıfır ne zaman çıkar? Bir tanesi bir olsa mutlaka bir çıkması gerekiyordu. O zaman iki şeyin toplanıp sıfır çıkması tek bir seçenekte. İkisinin de sıfır olması seçeneğinde oluyor. Dolayısıyla R'nin sonucu sıfırmış. Doğruluk değeri sıfırmış. Şunu da doğru yüzü yazalım. Dur bakayım. R'nin doğruluk değeri sıfırmış o zaman. E, Q'nun değerinin doğruluk değeri. Q'nun değerinin doğruluk değeri sıfırmış. O zaman Q'nun kendisi nedir dersek hop bir çıkar cevabımız. O zaman R'yi bulduk. Q'yu bulduk. P'yi bulduk. E bize ne soruyordu? E ondan sonra çocuk oyuncağı. Ne yaparız sonrasında? Derim ki yeşil kalemimizi alalım. Çünkü yeşille devam ediyoruz. Bak P parantezi açıyorum. P kaçmış? Birmiş. 1 bir veya sonra Q. Q'yu ne bulmuştuk? Bir. Süper. Sonra parantezi kapattım. Ondan sonra ya da işlemi var. Sonra parantezi tekrar açtım. Sonra Q var burada. Q kaçtı? Ben bulmuştum. Birdi. Ancak ve ancak diyorum. Sonra R var burada. R'yi bulduk mu? Ee, R'yi önermesini de Bilmiyorum. R'yi. E, ha. Şu da R'yi bulmuş. R'yi sıfır. R'yi sıfır bulmuştuk. Süper. O zaman harika bir şekilde diyorum ki. Bir veya bir. Yani bir artı bir. E, Mantıkta iki yoktur. O zaman birdir. O zaman bir. Ya da. Şu işlem ya da. Bunu bulduk. Bir. Bir ancak ve ancak. Ancak ve ancak. Aynıyı seviyordu. O zaman farklıyı sevmiyordu. O zaman ne verecek ona? Sıfır verecek. Sıfır verecek sevmediğine. Bir ya da sıfır. Ya da da hani bu ya da şu. O ya da bu. Farklıyı seviyordu. O zaman bunun cevabı da birdir diyoruz. Doğruluk değerinin bir olduğunu buluyoruz. Süper bir şekilde. Geldik mantıktaki son sorumuza. Mantıktaki son sorular genellikle bu niceleyicilerden gelir. Veya işte birazcık daha yüksek müfredatlarda açık önermeyi de gösteriyorlar. Şimdi niceleyicilerde bak bunu gördüğüm zaman hemen tak bazı. Bunu gördüğüm zaman hemen her diyeceğim. Her bu da bazı demek. Bu niceleyiciler demekti. De. Bazı doğal sayılar demek bu. Bu da her gerçek sayı demek. Bunun önemi yok şu anda. Bize ne sormuş biliyor musun? Burada bir ise işlemi var. Ve bu ise işleminin karşı tersini soruyor. E karşı tersi neydi? Aslında biz bunu görmüştük. En başta öğrettiğimiz, tekrar ettiğimiz testlerde ne görmüştük? Bak karşıt tersi bir isenin karşıt tersi hem yerini değiştir hem değilini aldı. Karşıt tersini hem yerini değiştir hem değilini aldı. Ve şunu da unutmayalım. Eğer bazı değillerini öğrenmek istiyorsak herin değili bazıdır. Eşittirin değili eşit değildir. Büyüktürün değili küçük eşittir gibi bunları da bilmemiz gerekiyor. İşte burada karşımıza şu geliyor. Önermesinin karşı tersini bulacaksak bunları yer değiştireceğiz. Yani bu sonra bu da başa gelecek. Bir de bunların değillerini alacağız. Şimdi ilk başta değillerini almakla başlayalım. Yani şu zımbırtının, şu zımbırtının bir değilini alalım bakalım. Bunun değili şudur. Hemen yazalım bak. Ondan sonra yer değiştiririz merak etme. Bak bazı, bazının de bak buradan başlıyorum. Bazının değili herdir. X'e bir şey yapamayız. Elemanıdırın değeri yoktur. Unutmayın o öyle bir şey yapamayız. Elemanıdır aynen kalıyor. Elemanı, bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Elemanıdır değildir. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte elemanıdır da insanın kafası karışıyor. Onu da söylemek istiyorum. Elemanıdır üstünü çizmeyeceksiniz sınavda gelirse karşınıza. Sonra doğal sayıların da değili yoktur. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada şu zımbırtıda değiştirdiğim tek şey her ve bazı. O kadar. Bunu buna çevirdim. Sonra x karenin bir şey yapamayız. Eksi yediye bir şey yapamayız. Ama bu küçüktür ya küçüktürün değili aslında büyük veya eşittir. Dolayısıyla büyük veya eşittir dokuz diyebiliriz. Şimdi ben bunun değilini aldım. Şimdi şu zımbırtının değilini aldım. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Yani. Şimdi bu zımbırtının değilini alacaksak şöyle yapıyoruz. Diyorum ki yine aynı şekilde değili diyorum. Bak tekrar tekrar değillerini alıyorum. İlk başta herin değili bazıdır. Böyle ters e. X elemanıdır. R'ye hiçbir şey yapamıyorum. Kusura bakma. Sakın eleman değildir yazmayın. Ee, şey virgül. X eksi 3'e hiçbir şey yapamam. 3'ün değili, eksinin değili falan filan yapmıyoruz. Ama eşit değil, eşit değildirin değili eşittir. Yani bak bunun tersini alıyorum aslında. Eşit değildir diyor. O zaman ben de o eşit diyeceğim. Eşittir sıfır yazıyoruz. Sonra bunun da değil ne olduk. Oh be harika. Şimdi Bunların değillerini aldıktan sonra bir de bunları ne yapmam gerekiyordu? Hop yer değiştirmem gerekiyordu. Bu işaret aynen burada kalsın. Şimdi bunu buraya yazacağım. Çok basit yani sadece e, buraya başa yazacağım. Başka bir şey yapmayacağım. X eksi 3 eşittir 0 bitti. Bunu da buraya yazıyorum. E, bu, kadar, bu kadar. İşte bu kadar basit aslında bu soru. Ve bu sorudan puan kazanabiliyorsunuz. Yani tek yaptığımız şey dikkat edin. Buradakinin değilinin... Bu olduğunu bileceğiz. Bunun değerinin de bu olduğunu bileceğiz. Bir de eşittirdirin dirin işte e, değili eşittir olacak. Pardon şunu şöyle yapalım. Aynı zamanda işte büyüktürün değili e, küçük veya eşittir olacak gibi gibi bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Veya büyük veya eşittirin değili küçüktür. Bak bunu da unutmayın. Böyle kıl sorularda gelir. Ama... ...sakın elemanı değildir şeklinde çizmeyin üstünü. O elemanı da ile dokunamıyoruz. Elemanı da dokunamıyoruz. Bir de hemen birazcık daha fazla müfredat olanlar için... ...bir e, açık önerme kavramını göstereyim. Bazı sınavlarda çıkabiliyor. Bu da e, aklınıza kalsın. Bazen sınavda şöyle bir şey yazıyor. Px. Ya ne oluyoruz kardeşim? Fonksiyonlarda mıyız? Hayır bak çok basit. Zor gibi gözüküyor. Ve insanı çok korkutuyor. Aslında çok basit. Mesela diyelim ki... E, ...bir... E, ...x kare... Ee, ondan sonra diyelim ki 30 diyelim mesela. Böyle diyelim. Şimdi burada buradaki açık önerme bu açık önerme doğal sayılardaki doğal sayılardaki doğal sayılardaki doğruluk bak 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 doğruluk kümesini bulunuz diyor. Yuh. Ben bunu gördüğüm zaman ilk sınavda dokuzun sınıfta matematik yazısına girdiğim zaman sınavda böyle bir soru gelmişti bana ve yapamamıştım ve çok pişman olmuştum ve çözümünü öğrendiğim zaman yok artık ya LeBron James demiş. O kadar basitmiş ki çözümü. O kadar basitmiş çözümü. Şimdi doğal sayıları biliyorsunuz değil mi? Doğal sayılar nelerdir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bak bunları bildikten sonra diyeceksiniz ki yerine koyacaksınız. Yani adam bize diyor ki aslında bu ne zaman doğru olur kardeşim diyor. Yani 1 ile 30 arasında karesi olan sayılar kaç tanedir diye bize soruyor. E 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi yani x aslında bu olunca x'in karelerini buluyorum. 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. Yani 6'nın karesi 36 oluyor. Bak 30'un üstüne çıkıyor. 30'dan küçük 1 ile 30 arasında diyor. O zaman bizim alabileceğimiz sayılar bu, 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 bu ve bu bitti bu kadar. Yani bundan sonrasını alamıyorum. O zaman doğruluk kümesi biliyor musun? Parantez açıyorsun böyle. 1 iki 3 4 5 yazıyorsun ve sınavdan 10 puanı kapıyorsun. Yani bu kadar basit bir soru ama korkutucu gözüküyor. İşte bu şu Px, işte yok bilmem 1 Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Mantık finito diyoruz. Şimdi geldik beraber kümelerle alakalı sorular çözmeye. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere demiş. B kümesi e 4 çarpı A kesişim B'nin eleman sayısına sahipmiş. Tamam. A fark B kümesi nin üç katı aslında burada üç bir şey yazmıyorsa 3 çarpı demek aslında 3 katı. B fark an eleman sayısıymış. Bunlar ne demek şimdi anlatacağım. A birleşim B'nin de eleman sayısı otuzmuş. Buna göre B'nin eleman sayısı kaç diye soruyor. Bu tarz soruları gördüğüm zaman ya bu ne Çince mi? Hiç alakası yok. Çok basit yapmanız gereken şey şu. Audi metodu. Audi metodu neydi? Audi'nin sembolünü hatırlıyorsak şöyle şöyle değil mi? Hani Audi arabaları veya olimpiyatların sembolü de böyledir değil mi? İşte aynı onun gibi kümeleri çizmeniz gerekiyor. Yani bunu çizdiğiniz zaman bu Audi'yi çizdiğiniz zaman aynı böyle hani AUB vardı ya A birleşim B gibi. Audi'yi bu şekilde oluşturduğumuz zaman artık bütün soruları çözebilirsiniz. Bak burada zaten iki tane küme var. O zaman ben Audi'nin sadece yarısını çizeceğim. Bak hemen çiziyorum. Hop bunu çizdim. Hop bunu çizdim. Bu A kümesi, bu B kümesi. Şimdi bunu çizdikten sonra diyorum ki ee bak burada demiş ki B'nin eleman sayısı, B'nin eleman sayısı A kesişim B'nin dört katıymış. Hmm. B'nin eleman, A kesişim B neresi? Burasıdır. Burasının dört katıymış. Tamam bu cepte kalsın. A fark B'nin eleman sayısı yani A fark B neresiydi? Bak şu anda taradığım yer. A fark B'nin eleman sayısının üç katı B fark A'nın eleman sayısıymış. B fark A'nın eleman sayısı da şurası aslında. Buna ne diyelim? Buna e, aslında e, bir kat dersek, yani A fark B'ye bir kat dersek, bunun üç katı bir kat çarpı üç üç kat eder. Yani bu, bu A abi üç kat oluyormuş. Bak ne oluyor? Üç kat bir katın üç katı. Süper, süper. O zaman diyorum üç kat ve bir katı oluşturduk. Sonra ne demiş bize? Sonra ne demiş bize? A kesişim B'nin eleman sayısı, A kesişim B'nin eleman sayısı e, B'nin dört katıymış. O zaman bu demek ki dört kat. O zaman dikkat edelim. Buraya bir kat dersek, bir kat dersek bunun hepsi ne olur? Dört kat olur. Bunun hepsi ne olur? İki kat olur. Tam istediğimiz gibi bir senaryo ortaya çıktı. Tekrar anlatıyorum. A, B'nin eleman sayısı A kesişim B'nin dört katıymış. E buraya bir kat diyelim. O zaman bunun hepsi dört kat olacak. Buraya dört kat yazıyoruz. Sonrasında... Sonrasında... A fark B'nin eleman sayısının üç katı... Yani bunun üç katı... B fark alıyormuş. O zaman burası üç kat, burası bir kat. Her şey oturdu. Peki... Buraya niye yazdım peki iki katı? Çünkü A'nın eleman sayısını görebilmek için. Buraya niye yazdım? B'nin eleman sayısını görebilmek için. B'nin eleman sayısı bu yuvarlağın içinde olan her şey. A'nın eleman sayısı bu yuvarlağın içinde olan her şey. Peki... A birleşim B'nin eleman sayısı 30 olduğuna göre demiş. Nasıl hesaplıyorduk A birleşim B'nin eleman sayısını? Hatırlarsak ilk gördüğümüz kurallarda ben size şunu söylemiştim. Sınavda bu %99 çıkardı. A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın B'nin eleman sayısını topla ve e, kesimi çıkardı. Ha bunu yapmayacağım bunu. Neden? Çok basit. Çünkü A birleşim B bütün hepsidir. 1, 1, 3 daha toplamda 5 kattır. 5 kat 30 olduğuna göre o zaman 1 katın da 6 olduğunu söyleyebilirim. 5'e böldüğümüz zaman 30'u. Ve bize ne soruyordu? B'nin eleman sayısı. Yani bu 4 katı soruyordu. B'nin eleman sayısı da 4 çarpı 6'dan 24'tür diyorum. Şimdi burası çok kritik. Bakın tekrar anlatmak istiyorum. Burası önemli çünkü. Kümeleri çiziyoruz. Kümeleri çiziyoruz. Sonra A'yı B'yi yazıyoruz ve A'nın B'nin eleman sayısını bize verdiyse mutlaka bunların yanına yazıyoruz. Mesela bu 10 elemanlıysa buraya yazıyoruz. Bu 20 elemanlıysa buraya yazıyoruz. Sakın buraya 10 buraya 20 yazmayın. Çünkü ne olur burası aslında sadece B fark A'dır. Hepsi değildir. Bunu unutmayacağız. Mesela burası burası 5 ise ha buraya ne oluyor? 15 kalıyor. Buraya ne oluyor? İşte burası 5 ise bütün hepsi şu çizginin içinde 10 olması gerekiyorsa burası 5 oluyor. Yani bakın dikkat edin. Eleman sayısı 10 ama ben bunu 5 5 gösteriyorum. Eleman sayısı 20 ama 5 15 gösteriyorum. Aynı mantık burada da var. Diyorum ki ya o zaman demiş ki adam bize hop bu e, bunun 4 katı demiş. Bunun 4 katı demiş ve bu da bunun 3 katı demiş. O zaman buna 3 kat buna 1 kat bir yazıyorum ilk başta. Yani şunu kullanıyorum birinci adımda. Birinci adım bunu kullandım. Sonra demiş ki bu arkadaşın içinde olan her şey aslında bunun dört katı demiş. O zaman ne diyeceğim? Bu bunun dört katıysa, o zaman buna e, aslında bir kat dersem burası dört kat olmak zorunda. Bak tam örtüşüyor. Bir kat, üç kat toplamı dört kat ediyor ve son durumda bütün hepsinin toplamı bir bir üç toplam beş katta otuz olacakmış diyoruz. Geldik bir turist grubunda İngilizce bak küme problemleri. Küme problemleri her sene yüzde yüz yazılıda sorulan bir şeydir. Ee, soru tipi var. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü küme problemleri gerçekten karşımıza çok çıkıyor. Hemen bakalım. Bir turist grubunda İngilizce ve Almanca dillerinden yalnız birini bilen 10 kişi. En az birini bilen 15 kişi. En çok birini bilen 19 kişi vardır. Yalnızca Almanca bilenler ile her iki dilde bilmeyenler sayısı of çok beynim yandı valla. Tabii bunu ne yapacağız? Hemen Küme çizme metodu yapacağız. Ama dikkat edelim. Burada İngilizce ve Almanca dillerinden bazılarını bilmeyenler de var. Yani hiçbirisini bilmeyenler de var. Her iki de bilmeyenler demiş. O zaman şöyle çizmem gerekiyor. Evrensel kümeli çizmem gerekiyor. Bu çok kritik. Şimdi İngilizce ve Almanca ikisini de bilenler olduğu için... ...İngilizceyi morla çizelim. Almancayı kırmızıyla çizelim. Şimdi bu İngilizce kümesi... Bu da Almanca kümesi. Bir de aslında turist grubu kümesi var. Yani hepsi aslında. Şimdi dolayısıyla evrensel küme gibi düşünelim burayı. Demiş ki bize... E, ...yalnız birini bilen on kişi... ...şimdi yalnız birini bilen ne demek Allah aşkına? Yalnız birini bilen aslında şu ve şurası. Hmm, tamam kalsın cepte. En az birini bilen on beş kişi demiş. En az birini bilen ne demek? Yani bir dilde bilebilir buradakiler gibi yalnız birinde bilebilir iki dili de bilebilir. Bak 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 karışıklığa bak. Ama çözeceğiz merak etme. En çok birini bilen 19 kişi var. En çok birini bilen ne demek? Yalnız bir bilebilir veya hiç bilmeyebilir. En çok birini bilen bak şu kelimeler çok önemli. Yani eğer bize en çok birini bilen diye soruyorsa ne diyeceğiz? Hiç bilmez, bilmez ya da artı ya da artı yani ne olabilir? E, yalnız birini bilebilir yalnız birini bilebilir veya hiç bilmez. Peki en az birini bilen ne demek? En az birini bilen ne demek? Aslında e, yalnız birini bilebilir, biri artı bir de ikisini de bilebilir. İkisini de bilebilir. Bir de bir de yalnız birini bir zaten söylemiştik. Tamam süper. Şimdi o zaman dikkat ederim. Yalnız biri artı hiç bilmez 19'muş. Yalnız biri artı ikisini de bilen 15 kişiymiş. E yalnız birini bilen 10 kişiymiş. Bak o zaman hemen şöyle yapalım. Burada ikisini de bilen kaç kişi olduğunu bulabiliyoruz. Neden? Çünkü yalnız birini bilen 10 kişi olduğuna göre ikisini de bilen 5 kişi varmış ki 15 kişi çıkmış. Süper. Sonrasında burada da hiç bilmeyenleri bulabiliyoruz. Yalnız birini bilen 10 kişi var zaten. Hiç bilmeyen demek ki 9 kişi varmış diyebiliriz. Ha. O zaman ben nasıl yapıyorum? Buraya hiçbirini bilmeyen burası dışarıda kalan e, azınlık yani hiçbir yerde hiç, hiçbir dil bilmiyorlar bunlar. Her ikisini de bilen beş kişi buraya yerleştiriyorum ve sonrasında sonrasında aslında bizden ne istiyor? Yalnız bilmeyen Bu ikisi de on kişiydi. Ne demişti bize? E, her iki dilde bilmeyenlerin sayısı bak diyor yalnız Almanca bilenler ile yalnız Almanca bilenler yani burası ile. ...her iki dili de bilmeyenlerin sayısı eşit olduğuna göre... ...o zaman burası da dokuz. O zaman burası dokuz. Çünkü yalnız Almanca bilenler ile... ...yani burası ile her iki dili de bilmeyenler... ...yani dokuz eşit olduğuna göre... ...yalnız İngilizce bilen kaç kişi var? Ne demiştik? Bu ikisi, bu ikisi yalnız birini bilenler... ...bu ve bunun toplamı on olacaktı. O zaman burası da bir diyoruz. Yalnız İngilizce bilen bir kişi vardır diyebiliriz. Şimdi bu soruyu ben birazcık daha şey e, cümleser yaptım. Şimdi gelin bunun metodik çözümüne bakalım. Yani sınavlarda hocalar bunu yaparsanız daha fazla puan verebilir. Şöyle göstereyim. Hemen aynı şeyi yapıyorum. Hiçbir farkı yok. Bu nasıl çok önemli? Çünkü bazı arkadaşlarımız hoca nasıl yap böyle yaptı? Ben başka türlü yaparım diyebilir. Hemen göstereyim. Şimdi burada harf veriyorsunuz. Yani harfleri veriyorsunuz. Bak buraya diyorsun. X. Buraya Y. Buraya Z. Buraya da T diyelim dışarıda kalanlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdi yalnız birini bilen yani X artı Z hemen yazıyorum bak buraya. X artı Z 10 kişi. Yalnız birini biliyorlar. Sadece İngilizce bilenler, sadece Almanca bilenler, Almanca bilenler, her iki dille bilenler gibi düşünelim bunları. Şimdi en az birini bilen, en az birini bilen ne demekti? Yalnız birini bilecek ve e, ee, ikisi de bilecek. Yani ...en az birini bilen bunlar aslında... ...X artı Y artı Z... ...X artı Y artı Z... ...burası da 15 kişiymiş... ...en çok birini bilen... E, yalnız birini bilecek... ...bir de hiç bilmeyebilir... ...X artı Z artı td. ...aslında ne oluyor... ...19 kişiymiş... ...şimdi... ...bak bundan sonra nasıl pamuk ipliği gibi çözülüyor... ...bak dikkat et. ...X artı Z 10'muş... E ...burada da X artı Z var... ...o zaman bu tak diye 5 çıktı... X artı Z 10'muş. E burada X artı Z 10, O zaman bu 10'sa 10 neyi toplasak? T'de 9 çıkıyor. Yani T'yi 9 bulduk. Sonra bu, bunu 5 bulduk. Sonrasında bunun buna eşit olduğunu söyledik. Bu da 9 çıktı. E bu ikisinin toplamı 10'du. O zaman bu da 1 çıkıyor şeklinde hesaplamaları da yapabilirsiniz. Evet geldik. Şimdi A kartezyen çarpımı B grafiğinin demiş noktalarının oluşturduğu en büyük dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi burada dikkat edelim. Bir kartezyen çarpımı sorunuz var ve bir tanımlama var burada. X tanımlama çizgisi. Sonra diyor ki X eksi 3 ile 3 arasında olsun diyor ama eksi 3 ve 3 dahil ve tam sayı olsun diyor. Peki o zaman A kümesini hemen yazalım bak seninle beraber. Bak kümelerin gösteriminde tanımlama yöntemini göstereyim. Ortak özellik yöntemini göstereyim. Hemen yazıyorum. Diyorum ki eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve bitti bu kadar. Yani tam sayı olacak ve eksi 3 3 üç dahil olacak şekilde arada olacak. B kümesini yazalım senle beraber şimdi. Şimdi bak burada dikkat edelim. Eksi 2 ile 5 arasında. Eksi 2 dahil. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'e kadar gidiyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Şimdi A kümesinin eleman sayısına baktığımız zaman... A kümesinin eleman sayısına baktığımız zaman toplamda 7 elemanı var. B kümesinin eleman sayısı işte ihtiyacımız olmayabilir ama yine yazıyorum. 6, 7, 8. 8 elemanı var. Tamam bunları yazmış olduk. Şimdi A çarpı B grafiğini diyor. Yani A çarpı B grafiği ne biliyor musun? A'dan bir eleman, B'den bir eleman al. Yani bunu bunu al mesela. Eksi 3 virgül, eksi 2 ve bir nokta oluştur. Yani A çarpı B'yi yazarken böyle yazıyoruz. Eşitli diyor. Parantezden çöz ve bir nokta. Virgül. Diğer noktaya geçelim. Bunu ne yapıyoruz? Diğer noktaya geçerken Bunla bunu al mesela eksi 3 virgül eksi 1 sonra sonra diğer nokta sonra devam ediyoruz Bununla bu bunla bu bir sürü nokta çıkacak İşte bunun grafiğini çizerken şöyle gösteriyoruz diyoruz ki bir sayı doğrusu çiz. sayı yani koordinat sistemi çiziyorum burası A burası B oluyor şimdi A'nın elemanları neydi eksi 3 eksi 2 eksi 1 yani burası eksi 3 eksi 2 e, e, pardon şöyle -3 -2 -1 0 1 2 3 A elemanları bunlar -2 -1 0 1 2 3 A n elemanları bunlar B elemanları da böyle dikey yazıyorum. Dikey yazarken de şöyle diyorum. -2 ile 5 arasında hemen bunlar da -1 -2 -1 0 1 2 3 4 ve 5 diyorum. Tamam bunları yazdım. Sonra diyorum ki bunları eşleştirelim. Bak bu bir nokta mesela. Eksi 3'e eksi 2. Bak eksi 3'e eksi 2. Şu bir nokta mesela. Hop. Şu nokta. Onunsa eksi 3'e eksi 1 de olabilir. Eksi 3'e eksi 1 de olabilir. Bu nokta olur. Bu nokta olur. Bu nokta olur. Bu nokta olur. Bir sürü nokta çıkıyor. Ve eksi 3 ile 5 ile mesela birleşir. Ondan sonra eksi 2 ile 3 birleşir mesela. Ondan sonra 3 e, ile 5 ile birleşir mesela. Burada birçok nokta çıkıyor ve sonra diyorum ki bu noktaların oluşturduğu en büyük dikdörtgen. E tabii ki şurada demin çizdiğimdir. Yani en sınırlara gidiyorum ve bu dikdörtgenin alanını soruyor bize. O zaman diyorum ki bak aslında yapmamız gereken çok basitti. Eksi 3 ile 3 arasında kaç birim var? Burada 6 birim var. O zaman burası 6 birim uzunluğunda. E, eksi 2 ile 5 arasında da toplamda 7 birim vardır. E 6 kere 7 tak diye 42 birim kare çıkıyor. Bunun gibi kazık sorularda gelir. Bunun daha kazığı da var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik. A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor bize. Ortak özellik yöntemiyle gösterim var. Ve aynı zamanda dikkat edelim 2'nin ve 3'ün katları var karşımıza gelen. Şimdi diyor ki bize A kümesi ve birleşim işlemi var. Onu da söyleyelim. Şimdi a kümesi x'i tanımlıyorum diyor. Hop! x yüzden küçüktür diyor ve 2'nin katıdır diyor. Ve mutlaka mutlaka pozitif katı olacak. Ha, Şimdi 2'nin pozitif katlarına bakalım. Bir, bir kere z artın demek e, bu aslında 1, 2, 3, 4 böyle gidecek. Yani sıfır yok. Şimdi 2'nin katlarını söyleyelim A kümesini yazalım. A kümesi eşittir. Hop! Şöyle yazalım. 2 2 2'nin 1 katı, 2'nin 2 katı 4. Ondan sonra 2'nin 3 katı 6. Ondan sonra 4 katı 8. Sonra 5 katı 10. Böyle böyle gidecek. Nereye kayacak? 100 100'e gelme diyor. 100'ün altında diyor. X 100'den küçük olacak diyor. O zaman 98'e kadar gideriz. O zaman A'nın elemanlarını yazmış olduk. Şimdi B'nin elemanlarına bakalım. Hop. B'nin elemanlarında da X 3'ün katıymış. Ha. X 3'ün katıysa o zaman ne yapacağız? Yine 3'ün pozitif katları. 3, 6, 9 böyle 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 gidiyor gidiyor. Kaça kadar? 3'ün e, 151'den küçük diyor. O zaman 150'ye kadar gideriz. Süper. Tamam bunu da yazdıktan sonra karşımıza ne geliyor? Aslında B kümesini yazdık. Şimdi A birleşim B kümesinin eleman sayısını yazınız diyor. Ne yapacağız? Bir kere A birleşim B kümesinin elemanlarını bulmadan önce aslında şu kuralımızı hatırlayacağız. Neydi ana kuralımız? A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Bu kural sınavda çıkar. Yani bu kural, bu kural sınavda çıkar dedik zaten kesin çıkar dedik. Burada kesin karşımıza geliyor. Unutmayalım. Şimdi bu kural sınavda çıkarsa, o zaman ne yapıyoruz? A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulurken diyoruz ki. A'nın eleman sayısı. Bunu bulmamız gerekiyor. B'nin eleman sayısı. Bunu bulmamız gerekiyor. Sonra ikisinin kesişimlerinin eleman sayısını bulmamız gerekiyor. Bir kere kesişimlerini şöyle söylememiz gerekiyor. Hemen ilk başta kesişimlerini göstereyim. Şimdi 2'nin ve 3'ün katı olan sayılar bu da kesişir. Mesela bak 6 kesişir. Sonra bu mesela 12. Bu 12 olur. Sonra 15 olur. Sonra 18 olur. Sonra 21 olur. Mesela burada da 12, 16, 18. Yani dikkat et. 6, 12, 18. Ya yani altının 6'nın katları oluyor. 6, 12, 18. Nokta nokta kaça kadar gidiyor? Burada dikkat edelim. Bak bu yüze kadar gidiyor. Bu 150 bile kadar gidiyor. Ama ikisinin de ortak olacağını bulacaksak yüze kadar yüzü geçemez. Çünkü buradaki ekstraları kabul edemeyiz. Çünkü ikisinin de ortak olması gerekiyor. O zaman yüze kadar giden altının katlarında en son 96 geliyor. Yüze kadar giden altının katlarında. 96'nın katı. 96 da 6'nın katı. Tamam. Bunu yazdıktan sonra A kesişim B'yi de bulmuş olduk. O zaman A birleşim B'yi rahatlıkla bulabiliriz. Eleman sayısını bulabiliriz daha doğrusu. Yani teker teker bunları saymaya gerek yok. Ama şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki A'nın eleman sayısını A'nın eleman sayısını bulurken ya burada 2, 4, 6, 8 hepsi 2 ile 2'nin katı sanki. Hepsini 2'ye bölsen mesela bu olur? 1 olur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. Nokta nokta 49'a kadar gider aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49 rakam sayıyoruz. O zaman bu A'nın eleman sayısı çat 49 diyebilirsin. Aynı şekilde mesela bunun hepsini 3'e böl. Hepsini 3'e böldüğü zaman 1 olur, 2 olur, 3 olur. Ah o zaman 50 olur değil mi? 1'den 50'ye kadar sayıyorsun. O zaman B'nin eleman sayısı tak diye 50'dir. Bak burada da 6, 12, olsun. Hepsini 6'ya böl. Bak 1 olur, 2 olur, 3 olur. 96'yı 6'ya böldüğü zaman e, buradan 15, 16. 16 olur. Süper. O zaman hepsi aslında e, burada bir iki üçte on kadar sayıyoruz işte. A kesişim B'nin eleman sayısı 16'dır. O zaman buradaki kuralımızı kullanabiliriz artık. Neydi? A bileşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı kırk artı B'nin eleman sayısı 50 eksi A kesişim B'nin eleman sayısı 16'dır. Ve bunun cevabı da seksen diyoruz. Yani A bileşim B kümesinin eleman sayısı 83'tür diyoruz. Ha, bu arada şunu da öğretmek istiyorum. Bu da önemli. Hani illa bunu bölmeyi akıl edemeyebilirsen buradaki kaç tane eleman vardır dersek şöyle bir kuralımız daha var. Son eksi ilk bölü e, fark artı bir şeklinde bir kuralımız var. Yani terim sayısının hesabında şöyle bir formülümüz var. 98'den 98'den ilk terimi yani son terimden ilk terimi çıkartıyorsun. Sonra aradaki farklarını ikiye ikişer artıyor. ikiye bölüyorsun. Sonra bir ekliyorsun. Yine aynı sonuç olan 49'u verecektir. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi geldik bölme bölünebilme. Bundan sonrası eğer sadece okulumuzda mantık ve kümelerden sınav olacaksa Artık bu bundan sonrasını izlemenize gerek yok. Çünkü bundan sonrasında artık denklem ve eşitsizlikler ünitesine geçenler, geçen arkadaşlarımız için ekstra anlatım yapıyoruz. Ama geçtiyse okulunuza mutlaka bunu izleyin. Çünkü kesin nokta atış sorular var burada. Şimdi ilk başta bölmeyle başlayalım. A, B, C ve M pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. A kaçtır diye soruyor bize. Neydi kuralımız burada? Bu sayı bu ikisinin çarpımı artı buydu. Ve aynı zamanda buradaki sayı her zaman ama her zaman bundan küçük olmak zorundaydı. He. Bunu bileceğiz. Aynı şey burada geçerli. Bu sayı bu ikisinin çarpımı artı buydu ve bu sayı da bu sayı da bundan küçük olmak zorundaydı. Şimdi biz e, a sayısını arıyoruz. O zaman a sayısı aslında bu ikisinin çarpımı yani 40 çarpı m artı 2 bir de artı M'nin kübüymüş. O zaman A sayısının aslında bizim aradığımız şey buzun burada. O zaman M'yi bulursak soru bitti. Peki M'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi M kaç olabilir? M bununla alakalı ne, ne demiştik? M'nin kübü 40'tan küçük olmak zorundadır. Bu fikstir, bu kuraldır. Yani buradaki bölme kuralında kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Bir de aynı zamanda burada bir tüyomuz var. Buradaki 6 da 6 da M'nin karesinden küçük olmak zorundadır. Şimdi, şimdi diyorum ki M koç olabilir Bir kere pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar nedir? 0, 1, 2, 3. Bir kere sıfıra bölme olmaz, sıfırın karesi. O zaman geç bunu. Pozitif tam sayılar özlemlim dedim. Niye bunu alıysam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi birin karesi alttan büyüktür, olmaz, patla, geçtik bunu geçtik. 2'nin karesi alttan büyüktür, bunu da geçtik. 3'ün karesi 9 alttan büyük süper 3 olabilir. Peki buna uyuyor mu? 3'ün kübü 27 27 40'tan büyük küçüktür. Evet bu da doğru. O zaman 3 tam istediğimiz gibi. 4'e bakalım bir de. 4'ün karesi 16 16 6'dan büyüktür. Doğru. 4'ün kübü 64'tür. 40'tan küçük değildir. Dolayısıyla 4'te patladı, 5'te patlayacak, 6'ta patlayacak çünkü küpleri hep 40'dan büyük çıkacak. O zaman diyoruz ki tam istediğimiz bingo M eşittir 3'müş aslında. M eşittir 3 ise hemen diyorum ki A sayısı 40 çarpı 3 artı 2, 5 artı 3'ün kübü 27. Hop buradan e, 227 sayımıza ulaşmış olduk. 5 basamaklı 5 A 43 B sayısının... 45 ile bölümünden kalan 23 olduğuna göre anlayabileceği değerler toplamı kaç demiş. Zor bir soru biliyorum ama her özelliği kullanabileceğimiz bir soru. Burada şunu unutmayacağız. 5 basamaklı 5 a 43 B diye bir sayı varmış. Tamam. Şimdi bir kere hemen basit düşünelim. 5 ile bölünseydi bu sayının birler basamağı 0 ya da 5 olurdu. 9 ile bölünseydi e, bu rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Nereden çıktı 9 ve 5? Çünkü eğer bize 45 ile bölündüğünde gibi böyle bir garip bir şey soruyorsa bu aslında hem 9 ile hem de 5 ile bölünür demek. Ama zaten tam bölünmüyormuş. Bir de kalan 23'müş. Ama olsun biz diyoruz ki sanki bölünür gibi düşünelim. O zaman hem 9'a hem 5'e bölünebilir diyecektik. O zaman diyorum ki kalan 23 ise, kalan 23 ise 45 ile bölümünden kalan 23. Acaba 9 ile bölümünden kalan nedir? Orada da kalanı tekrar bölüyoruz. Yani 23'ü 9'a böldüğümüz zaman 18 aslında buradaki kalanımız yani 5 bizim bu sayımızın yani burada hemen şöyle yapalım. Ee, burada 45 ile bölümünden kalana bakıyorduk ya. Bu aslında hem 5 ile hem 9 ile bölümünden kalandı. Burada 9 ile bölümünden kalan aslında 5'tir. Kalan 5'tir. Bunu bulduk. Bir de 5 ile bölümünden kalana bakalım. 23'ü 5'e böldüğümüz zaman. 4 kere 5, 23. İşte bu da kalan 3'müş. Şimdi normalde 45 ile bölümünden kalan 23 ama 5 ve 9 ile bölümünden kalan nedir buldum ben ilk başta. Bunların kalanları buymuş. Bundan sonra işlerim daha kolay olacak. Şimdi diyorum ki karşımıza şu geliyor. O zaman kalanı 3 ise 5 ile bölümünden. Yani burada yazıyorum sayımızı. Şöyle yazalım. 5, A, 4, 3, B sayımızın kalanı 3 ise ve bu 23'ü 5'e bölerek bulmuştum onu zaten. Kalanı 3 ise buradaki neydi 5 ile bölünme kuralımız? Aslında birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı. 0 ya da 5 olacaktı. O zaman kalan 3 ise birler basamağı, birler basamağı yani buradaki sayımız 5A43 ya 3 olacak ya da 5A43 ya da 8 olacak. O zaman işte bu sayımız bu iki sayı grubunda yani burası 3 ise kalan 3 olur 5 ile bölümden. Burası 8 ise kalan 3 olur 5 ile İşte bu iki durumumuz var. Şimdi bu iki durumu 9'a göre değerlendireceğiz. 9'dan kalan da 5'miş. 9 ile bölümde kuralında ne vardı? Burada da. Aslında rakamları toplamı dokuzun katı olacak. Ama rakamları toplamı dokuzun katı değilmiş. Beş artık veriyormuş. O zaman diyorum ki ya bunların bir rakamlarını toplayalım bakalım. Beş artı a artı dört artı üç artı üç eşittir dokuzun katından beş fazlaymış. Hmm. Bir de burayı yapalım. Beş artı a artı dört artı üç artı sekiz eşittir 9'un katından 5 fazlalık varmış. Bunları da yazdıktan sonra diyorum ki karşımıza bak şu 5'ler zaten birbirini götürdü. Şu 5'ler birbirini götürdü. Şimdi A artı 4, 3, 3 e, 10 ediyor. A artı 10 9'un katı edecek diyor. Burada e, 7, 8, 15 A artı 15 de 9'un katı edecek diyor. He. O zaman 9'un e, katı kaç olabilir? A'nın kaç olması gerekiyor? Şimdi bir kere 9'un 2 katı 18 olur. O zaman A'nın 8 olması gerekiyor. 9'un 2 katı 18 olur. O zaman A'nın 3 olması gerekiyor. Biz ne sormuştu? A'nın alabileceği değerler e, toplamı nedir demişti. 8 ve 3'ten 8 artı 3 11. Ama bunu hesaplamadan önce mutlaka rakamları farklı gibi böyle garip bir şeyler söylemiş mi? Veya işte ne bileyim bir istisna var mı? Ona dikkat etmek lazım. Cevabımızın 11 olduğunu söyleyebiliriz. Zor bir soru, önemli bir soru. Beş ve dokuza bölünmeyi de test etmiş olduk. Hadi bakalım o zaman muhteşem bir şekilde kampımızda bütün videolar gelmeye devam edecek. Ama unutmayın, unutmayın 0'dan 9'a matematik ve dinamodan mutlaka ödevlerinizi yapın. Burada gerçekten dinamoda özellikle hem yazılıya hazırlık sorularımız çok özel ve aynı zamanda burada da ALFL tekrar testlerimiz ve ünit tekrar testlerimizi mutlaka çözün arkadaşlar diyoruz. Hadi bakalım o zaman. Şimdiden yazılıda başarılar. Bütün yazılarınız inşallah 100 gelir. En iyi notlar gelir daha doğrusu. Ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.